diye sırıtıp duruyorsun, al bir daha fah! Ah kara gözüm fırına dur! Sopamı yedek dur! Fah diye bir daha bulacaktın. Yahu kara gözüm, ah nasılsın? Burnunu sinekler ısırsın. Bir yandan düşündürdü, bize neler dedi neler. Mikrobu kovduk gittik, artık hasta olmayız. Mikrop gibi şapşala arkadaşlık kurmayız. Kara gözle Hacivat size selam söyledi. Oynayıp eğlensinler, göbek atsınlar dedi. Suyla sabunla tertemiz mis gibi kokuyoruz. Aferin sana. Şimdi Ersin'cim korkmuyorsun değil mi? Niye korkacakmışım? Korkmazsan seni de alkışlar arkadaşlarımız. Bak. Çok teşekkürler arkadaşlar. Değiştiren, dönüştüren gücüyle sanatın bu kez Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda bir gölge drama sahnedildik. Oyunun 3/2'lik kısmı salondaki çocuklarla ayna dediğimiz Karagöz perdesi arasındaki bağı kurarken Karagöz Hacivat ve diğer karakterler, bu oyunun diğer karakterleri başta mikrop olmak üzere perdede oynarlar. Kimi zaman oyunun baş kahramanlarından komik Memiş, yardak Memiş ustasıyla, küşteri ustasıyla oynarken kimi zaman da perdede Karagöz'le, perdede Şekerci Bebe Ruhi ile oynamaktadır. Bütün bunlardan amacımız günümüzde diyabetin 9 yaşa kadar yayıldığı dünyada ve ülkemizde bununla mücadele etmek, oyunun iletisi biz çocuklara yan iletileriyle kibar davranmak, nazik olmak, düşünceli olmak gibi yaş düzeylerine uygun olarak tabii hedef izleyicinin. Onun gibi yanı sıra istismara uğramamak için yabancılarla öğretmenleri, anne babaları yokken konuşmamak, onlardan hediye almamaya değin. Yan iletilerinin yanında asal iletisi ağız diş sağlığı bakımıyla ilgili küçük ipuçları vermek. Ama hiç öğreti değil, hiç didaktizm yapmadan ve çocukları evet hayır kuklalarına çevirmeden katılımcı tiyatro örneği sunuyoruz burada. 55 yıldır perdesi kapanmayan Karadeniz Tiyatrosu'na çok yakışır bir oyun oldu. Bu yüzden beni çağıran, davet eden, benimle çalışan ve ulaşabildiğimiz bütün arkadaşlara, genel sanat yönetmeni Aylin Hanım başta olmak üzere, Sayın Başkan'a da bu şansı ona verdiği için teşekkür ediyorum.